Teyze neler yapmışsın? Ne zamandır ailece bir kahvaltı yapmıyorduk be Zeynep'im, ha? Sana tava böreği de yaptım. Vallahi mı? Vallahi. Git al gel hadi. Tamam. Abla bu ne? Sen doğru dedin be Gönül. Benim bir oğlum var. Siz varsınız. Tamam o zaman. Ben de çayı getireyim. Hadi. Sultan teyze. Heh. Misafir mi var kahvaltıya? Sen varsın ya oğlum, yetmez mi? Ne olursun benim için daha fazla uğraşma. Zaten yeterince zahmet veriyorum ben size. Sakın bunu duymamış olayım İlyas. Gündüz neyse sen de benim için olsun evlat. Hadi geç otur kahvaltıya. Ha kuzucuğum geç. Çay da geldi. Börekle koyayım sizi. Al aşkım. Günaydın. Hadi afiyet olsun. Ben kalkayım. İş için birkaç yere gideceğim. Yo. Olmaz öyle bir yere gitmek yok. Öyle bir şey yemeden çıkılır mıymış hiç? Hem de bir yerlere gideceğim diyorsun. Ye bakayım şimdi. Simit falan yerdim. Oğlum dışarıda avur cubur yiyorsun. Sonra bak miden ağrıyor ama. Lütfen anneciğim. Şurada doğru düzgün kahvaltını et. Hadi. Hatta ben sana bir zeytin vereyim biraz şöyle. Domates de vereyim mi oğluma? Ver. Al. Yumurta da koyayım mı sana? Olur. Yumurta da ye şöyle. Bir tane daha börek ister misin? Yok. Ye. Sevgi temizler. Ne yapıyorsun güzel kızım? İyi misin? Of. Önce bir sakinleş bakayım. Sakinleş. Biliyorum yaşadıkların hiç kolay şeyler değildi. Hala korkuyorsun. Hala tedirginsin. Ama bunlar utanıp sıkılacak şeyler değil ki kızım. Utanıp sıkılmadım ki baba. Daha çok güçsüz hissettim. Hı. O an o kadar çaresizdim ki ne yapacağımı bilemedim. Ve bu his beni... Kızdırdı. Evet hem de çok. Kendimi savunamamak gücüme gitti. O an aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki. Yani bunu neden yapıyorlar diye düşündüm. Ya isteseler paramı verirdim. Bazıları beslenmek değil, avlanmak ister kızım. Ne yapayım peki baba? Annemin dediği gibi odama mı saklanayım? Hayır tabii ki asla. Öyle şey olur mu? Av olmamayı öğreneceksin. İyi de nasıl? Kendini savunmayı öğrenerek ve ilk dersi de baban olarak ben verebilirim sana. Yok artık. Vur bana. Ben babaya el kalkmaz diye biliyorum. Vur. Korkma. Baban hiç fena değildir bu işlerde. Ayrıca askerde de yakın dövüş eğitimi aldım. Hiç korkma yüzüme doğru. Asıl mesele ne biliyor musun? Rakibini kendi gücüyle alt edeceksin. Kendi gücüyle alt edeceksin. Bu. Gözünün içine bakacaksın. Yüzüne doğru vururken... Vur bana. Vur. İşte buradan tutup çevireceksin, yatıracaksın.
Hiç güçlü olmana gerek yok. Hızlı olman yeterli. Anladın mı? Nasıl? Harika. Ama baba bıraksam mı artık? Belim ağrıdı da. Ne oluyor burada? Babam askerlik anılarını anlatıyordu da. Ya senin şu arkadaşın vardı. Adı neydi onun? Doğan mı? Hah. O kız dün çok korktu ya. Onu bir arasak mı acaba? İyi mi falan diye. Okula gidince sorarım ya. Yani iyi değilse belki yardıma falan ihtiyacı vardır. Yani o çok samimi değiliz. Aramasam daha iyi. Kimi aramayacak mısınız? Doğayı. Aa, olmaz bence ara. İyi mi değil mi bir öğrenelim. Aynen. Bana da haber verin. Doğacığım, nasılsın? Teyzemle ben seni çok merak ettik. İyi misin? Yani evet, sen bizim buralara pek alışkın değilsin. Çok normal, korkma. Evet, ne yalan söyleyeyim, korktum. Ama hayatta böyle şeyler de oluyor, değil mi? Aslında benim için de bir tecrübe oldu. En azından bundan sonra ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tabii canım. Zeynep. Hı hı. Kendimizi savunmanın bir yolunu bulmalıyız, öyle değil mi? Tamam canım, çok sağ ol aradığın için. İyi miymiş? Ya evet, çok iyiymiş. Ya ben öyle köhne yerlere pek alışkın değilim dedi. Bilirsin işte zengin çocukları. Doğa dünden dolayı biraz sarsılmış ama güçlü durmaya çalışıyor. Lütfen konuyu büyütme, tamam mı? Ben ona söyledim. Berduşların yaşadığı sokaklarda dolaşırsa olacağı bu. Pek bir rahatsın bakıyorum. Benim tanıdığım gazel şimdiye kadar çoktan benim başımın etini yemiş, üstüne de... Sonuçta o iyi değil mi? Bu cümleyi genelde ben kurarım. Sense şimdiye kadar çoktan karakola gitmiştin. Sahi bir şey soracağım. Neden karakola gidip şikayetçi olmadın? Ay Yiğit. İt kopukla uğraşamam. Bu işte senin parmağın olabilir mi Gazel? Daha neler? Ne yani? Kızımı soysunlar diye adam mı tuttum? Kızın söz konusu olduğunda sınır tanımayacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Haklısın. Ama bu hiç benim tarzım değil. Gazel Hanım, şu sarmacıya sipariş verecek miyiz yine? Liste hazırlayacağım demiştiniz de. Sevgi, hadi dön işine sen. Demek ki senin tarzın değil. Kızımı korumak için daha iyi bir fikirlerin varsa benimle paylaşabilirsin. Ben en azından çaba gösteriyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun bu işin sonunu? Kimsenin bir şey bildiği yok. Ama sen böyle ortalığı karıştırmaya devam edersen sonuçlarına katlanırsın.
Bu dediğin hiçbir zaman olmayacak. Kadınla oyun oynamayı bırak Gazel. Ona zaten yeterince zarar verdik. Zarar mı? Sayemde bir ton para kazanıyor. Sarmalarını pazarlıksız sipariş ediyorum. Üstüne bir de bahşiş yolluyorum. Gazel, kızımızı korumaya çalışmanı anlıyorum. Ama o kadınla alay etmene asla izin vermem. Derhal bu sipariş saçmalığına son vereceksin. Of ya. Annem iyi gibi ha teyze. İyi, çok şükür. Daha da iyi olacak inşallah. Senin üzüldüğünü görünce hiçbir şey olduğundan değerli değil dedi. Öyle mi dedi gerçekten? Öyle dedi tabii. Niye şaşırdın? Sen anneni tanımıyor musun? O böyle eser, gürler sonra saman alevi gibi sönüverir. Bilmem mi? Ne alev ama? İlyas işe başlıyormuş bugün. Ha, tamircide. Sen ne zaman başlayacaksın Gündüz abi? Bana iş mi yok kızım? Mahallenin CEO'suyum ben. Hani bana kamera alacaktın? Kızım senin istediğin kamera arabın parası. Biz yıllarca çalışsak alamayız onu. İşimi halledeceğim ben teyzem. Sen rahat ol. Aman teyzeciğim, sen böyle alengirli işlere bulaşıp başını belaya sokma da. Bak sonra anne kalpten gider ha. Ya dur bir teyze ya. Taktın 5. vitese geliyorsun. Bir şeye bulaştığın falan yok. Hadi ben kaçtım. İyi, iyi. Madem. Hadi hadi. Hadi anneciğim hadi. Toplamın hadi. Dinliyorum Nigar, söyle. Vakıf mı? Japonlarla. Ay, hiç kültür elçiliği yapacak havamda değilim. Ya çocuk daha bunu dün yaptı. Ne oluyor bu arabaya böyle her gün her gün? Yiğit Bey, bence o arkadaş beceremedi. Keşke bir servise götürseydik. Zaten bu mahalle tamircileri böyledir. Hani ben o an bir şey söylemek istemedim ayıp olmasın diye ama bence o bozdu yani. Sen işe başlamadan önce bu araba bir gün bile arıza vermedi. Sen bana asıl bunu açıkla. Ne oluyor Yiğit? Yok bir şey yok. Hadi görüşürüz. Geç. Geç kızım. Hadi gel. Gel, gel kızım. Abla. Söyle. Böyle hamur açarken aynı anneme benziyorsun biliyor musun? Onun gibi güçlü, onun gibi sabırlı. Her anne birbirine benzer Gönül. Her şeye yetişmek ister ama yetişemez. Güçlü olmak ister ama olamaz. Her anne ailesi için çabalar. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ve hiçbir ana evladından vazgeçmez. Melek, saklambaç oynayalım mı? Annem, bak geçen de oynadınız. Bir yerlerinizi incitip duruyorsunuz aşkım ya. Ama anne ya. Sen git tek başına oyna, olur mu oğlum? Anne, saklambaç. Ah, aşkım, ya kaybolursan, seni bulamazsam? Anne, bulurum. Oh, bulurum tabii. Güzel kızım, bulmaz mıyım ben seni? Beni güzel kızım, bulurum tabii. Nereye gitsem bulurum ben seni. Seni bulacağım. Yer yaralıp içine girsen de seni bulacağım.
girdik biz şimdi buraya? Efendim, benzin almamız lazım. Al. Al. Ama efendim, bu çok fazla. Bu senin son maaşın. İki güne benzini bitir, arabayı boz. Sen kimi kandırıyorsun be? Ama efendim. Uzatma. İn arabadan, bir daha gözüm görmesin seni. Yiğit Bey, bakın bir yanlış anlaşılma var. Ben gazetelerimle konuştum. Uzatma. Patron benim ve ben ne dersem o olacak. İn arabadan, bir daha da gözüm görmesin seni. Çık dışarı. Peki. Nasıl isterseniz. Yalnız baba çok havalıydın. Ama iki sorunumuz var. Birincisi, annem bu durumdan hiç hoşlanmayacak. İkincisi de şoförsüz kaldık. Sen babanı hiç tanımamışsın. Çok iyi bir şoför tanıyorum. Lan polis alsa götürse annen ne hale düşer? He? Kadıncağızı hayata bağlayan bir sen varsın, yaptığın hareketlere bak Gündüz. Bu kızın düştüğü hal. Oğlum hangi kitapta yazıyor kadına kız el uzatmak Gündüz? İlyas. Ne İlyas? Hani tövbe etmiştin oğlum sen? Hani içerideyken Can kardeşine söz vermiştin? Üç kuruşa çakal işi almak ne Gündüz? Ya oldu olacak, toprak dök üstüme, bir rekatla cenaze namazı kıl. Gömdün beni be kardeşim. Bir dinlesen. Kılçık yok mu bu kılçık? Kene. Heh. Geçen senin nezaretteki iş için kamerayı almaya gittiğimde bir şeyler çıkarsa haber et dedim. Oğlum vallahi kötü bir niyetim yoktu. Bilsem yapar mıyım lan? Zeynep'e çanta almak için yaptım. Ne çantası? Okulda alet edevat koydukları çantalar var. Bütün arkadaşları en afillisinden almış takmış. Bizim kız hala market poşetiyle getir götür yapıyor. Oğlum utanıyorum lan, utanıyorum. Sevdiğim kıza mektup yazacağım, derdimi açmaya utanıyorum. Lan içerideyken bir kimliğimiz vardı, mahkumduk. Şimdi dışarı çıktık, ne oldu? Ha? Hiç. Anladın? Hiç. Tamam. Sıkma canını. Gel çay içelim. Düşersek de kalkarız oğlum, yürü. Geldi herhalde siparişleri almaya. Nerede kaldın be oğlum? Kusura bakma Gönül abla. Arif abine siparişler vardı da onları bıraktım. Tamam bak, bunun içinde kırılacak dökülecek şeyler var. Dikkatli taşı, tamam? Tamam abla, merak etme sen. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Ben çıkıyorum Gönül. Umum falan bitti, onları almayayım. Dur abla, maşallah siparişler de çok ama ben götürürüm. Yok yok, ben giderim. Hem ayaklarım açılsın. Teyzem iyi toparladı sen kendine. İnşallah anneciğim, inşallah. Hadi gel anneye yardım et. Hadi. Ablam markete gitti, hala gelmedi. Hayır yani arıyorum da açmıyor. Niye yalnız gönderdim ki ben bu kadını? Anneciğim biraz abartmıyor musun? Koskoca kadın eşe dosta takılmıştır. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle kızım. Benim birkaç kitap almam lazım da bana biraz para verebilir misin? Anneciğim siparişlerin parasını daha almadık ki biz. Ama birkaç güne yaparlar, o zaman alırız kızım, olur mu? Tamam tamam, önemli değil. Fotokopi çektiririm. Zaten o kadar para vermeye ne gerek var ki? Hadi ben kaçtım.
İyi misiniz? İyiyim. Kusura bakmayın. Olur mu canım? Ne kusuru? Yardımcı olalım, sizi evinize götürelim. Yok, ben buradan yavaşça giderim. Teşekkür ederim. Baba, ben Sultan teyzeyi evine kadar bırakayım. Tamam kızım, iyi olur. Ben de bu arada bir İlyas'ı bulayım, geleyim. Ya Sultan Hanım, bu İlyas'ın çalıştığı tamirhane nerededir acaba? Şu uzun dalı görüyor musun? Hı. Cenneti temsil ediyor. Cennet. Hı. Şu ortanca ise dünyayı. Şu kısacık olan şey de insan. Sen bu döngünün içinde çok güzel işler yapıyorsun Nigar. Yani kim uğraşır ki hiç tanımadığı insanların dertleriyle? Kıymetini bil, bırak artık evhamlanmayı. O gün de söylemedin. Biri mi var? Ne? Ya saçmalama Gazel. Ben sağlamasını yapayım de. Yok öyle bir şey. Ne? Öyle diyorsan. Yakup'un gözü dışarı mı kaydı? Kimin kaymıyor ki? Neyse. Benim çıkmam lazım. Peki canım. Senin şu cennet, dünya ve insanlık için bir takım işlerim var. Tamam, seni geçireyim. Yiğit Bey, yanlış anlamayın ama ya şoförünüz ya da gösterdiğiniz tamirci sizi dümene getiriyor. Genelde bu çakal tamircilerin yaptığı bir oyundur zaten. Hortumların dar tarafını genişiyle, genişi darla değiştirirler. Ondan sonra araba her 3-5 bin kilometrede bir patlar. Sonra 10 bin lira kemiksiz masraf kalır. Ya işte, görüyorsun İlyas'cığım, biz de adam zannedip yanımızda çalıştırıyoruz bu tipleri. Yani şimdi kesin bir şey bilmeden konuşmak doğru değil. Ama bence bunu birinin yaptığı ya da yaptırdığı apaçık ortada. Sarı da bana uğrayın, ben hallederim. Yok, o yaptıran kişi gitti zaten. Şoförü kovdum. Kızımın şoförlüğünü yapar mısın delikanlı? Yani istersen gene burada çalışmaya devam edebilirsin. Sabahları bir saat, akşamları bir saat kızımı okula götürüp getirmen yeterli olur benim için. Böyle bana kazık atmaya çalışan karaktersiz insanlara emanet etmek istemiyorum kızımı. Bir düşünelim. Ben size haber edeyim, olur mu? Yani burayı aksatmayacaksa eğer yaparız. Çok sevinirim. Vay arkadaş, biz üç kuruşa kapkaççılık oynuyoruz. Adama milyoner arkadaş gelmiş, minnet etmiyor. Koluma girmek ister misin Sultan teyze? Ah, yaşlılık be kızım. Rica ederim, sen daha çok gençsin. Ah, sağ ol. Sultan, nasılsın kızım? İyi misin? Bu senin ufaklık kız mı yoksa? Maşallah büyümüş. Koca genç kız olmuş. Benim kızım değil Asiye'nin ne? Kızım değil diyor anne. Tıpkı babasının kopyası. Kusura bakmayın Sultan Hanım. Yaşlılık işte. Üzülme Sultan teyze. Hem ben de senin bir kızın sayılmaz mıyım? Öyle derler ya hani. Tabii kızım. Sen de beni annem bil. Evim kapım sana açık biliyorsun. O kadar iyisin ki. Gündüz abiyle Zeynep çok şanslılar. O şans kızımın yüzüne gülmedi ama. Ben inanıyorum. Melek bir gün gelecek. Onu bulacaksın. Bulacağım değil mi? Sen çok güçlü bir annesin Sultan teyze. Sana inanıyorum.
Selam. Sultan Hanım nasıl oldunuz? Daha iyisinizdir inşallah. İyiyim iyiyim, teşekkür ederim. İlyas oğlum işinizi halledebildi mi? Evet evet halletti. Kızım hadi biz de çıkalım artık istersen. Baba derse daha bir saat var. Ben Zeynep'le gelsem olur mu? Tamam. Olur. Siz de buyursaydınız bir çay kahve ikram etseydim. Çok teşekkür ederim. Başka zaman inşallah. Tamam. O zaman biz içeri geçelim. Şoförü kovmuşsun. Evet kovdum. Neredesin sen? İşe geldim. Dönünce konuşuruz. Bak yine kılçık mılçık işleriyle uğraşmıyorsun değil mi? Yok be İlyas'ım. Papaz her gün pilav yemez. Postanedeydim, ufak bir işim vardı. Ne işiymiş bu? Ya sen onu bunu geç de. Koskoca Yiğit Candar peşinde koşuyor. Sen adama yüz vermiyorsun. Oğlum adama söverler, söverler. Şişt, avans niyetine istesene şu parayı. Onun için 300'ün 500'ün lafı mı olur oğlum? Adam yolda düşürse tenezzül edip almaz o parayı. Ya burada çıraklık yapacağına kendi işimizi açarız. Ben de ekmek yerim. Gündüz, bak benden canımı iste, lafın bitmeden vereyim kardeşim. Versene şunu. Ama benden daha vere bekleme. Tamam. Adam akıllı çalışalım. Çayımız çorbamız olsun bize yeter. Çayımız olsun çorbamız olsun. Niye güzel bir evimiz arabamız olmasın? Biz hep taş mı yiyelim? İlla beni tefeciye borçlandıracaksın. Birader. Bak o altı bir kere yedin. Sonra borcunu kapatmak için hırsızlık yapıp hapse düştün. Aptallık yapma Gündüz. Beni karşına alma. Ya ne hırsızlığı oğlum ya? Altı üstü bir tane scooter. Tek talihsizliğimiz polis aracına çarpmaktı. İyi de güzel kardeşim. Bu talihsizlik senin yıllarına mal olmadı mı? Bak sakın bulaşma bu işlere bir daha Gündüz. Ya lafın gelişi diyoruz be İlyas'ım. Üstüne gitmeliymiş. Yok böyle düzelmezmiş. Ama sana acı. Bir de sağlıklı değil diyor. Kızım, yara sıcakken sarılır. Sen kapanmış yarayı deştin. Bilmiyorum farkında mısın? Üf anne ya. Hadi gelin yardım edin ama ben hangi birine yetişeceğim bunların? Geldim teyzem. Sen şunları şuna geçir. Abla, hı? Bak sen gerçekten iyisin değil mi? Keşke biraz daha dinlenseydin. Aa, iyiyim Gönül, onca iş varken. Hadi hadi, sen şu yaprakları ayır. İki kap da İlyas'la Gündüz'ü ayırın. Şimdi onlar işten aç gelir. Ben de yardım edeyim. Sen kendini yorma güzel kızım. Hadi Zeynep şu kapları ayarla. Okula geç kalacaksınız. Tamam teyzeciğim. Hadi.
milyon milyon param var. Şu vakıf dümenine, elin çapsızlarına yedirene kadar bir tane aşçı tutsak ya. Hiç değilse adam gibi yemek yeriz be. Doğacığım, bu küpenin teki nerede? Bana hediye ettiğin küpe mi? Evet canım. Bilmiyorum ki. Düşürdüm herhalde. Yarın arar bulurum. Önemli değil. Ben sana daha güzelini alırım. Zeynep ne yapıyor? İyi. Bu aralar çok sipariş alıyorlarmış. Erkenden eve gidip annesine falan yardım ediyor. Ha, iyi. Çok çok iyi. Yani para kazanmaları. Malum, durumları pek iyi değil. Aman diyeyim kızım. Sen de o mahalleye bir daha gitme. Gördün işte, hırlısı hırsızı her türlü şey var. Tabii, tabii. Biliyorsun şoförün yaptığını. Belki o gün o sabıkalı yaptı.
Savunma şu adamı bana Allah aşkına Gazel. Eski hurda arabam bu. Her gün her gün bozuluyor. Bilerek bozuyormuş işte şerefsiz. Yine de bunu konuşmalıydık. Hayır, nesini konuşacaktık? Neyse ne. Seninle bunu tartışmak istemiyorum. Sadece yeni bir şoför bulalım yeter. Buldum ben, merak etme. Kim? Gelince görürsün. Hayır, referansları iyidir umarım. Gayet iyi. İyi. Sonuçta her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Doğada zaten bu kapkaç olayından sonra hayatta o mahalleye uğramaz. Sultanın da zaten işleri başından aşkın. Sarsın dursun sarmalarını. Artık rahat bir nefes alırız. Dosyasını tekrar açmanızı istiyorum. 2 yaşında kayboldu. Kaç yıl oldu? Benim için asır ama sizin için 20 yıl. Bakın hanımefendi. Bakın komiser bey. Bana öyle delildi melildi falan bir şeyler söyleyip durmayın. Bana kızımı bulun. Ha bulamayacaksanız zaten bana ölümden öte köy yok. Sultan Hanım, bakın 20 yıl geçmiş üzerinden. 20 yıllık davayı ortada delil yok. Tekrar açmamız mümkün değil. Bence siz o dosyayı açana kadar burada oturur, hiçbir yere gitmem. Hay Allah'ım ya. Peki dosyanıza kim bakmıştı o zaman? Selim diye gençten bir polis vardı ama. Selim komiserimiz burada. Birazdan gelir. Bir şey içmek ister misiniz? Selim komiserim bakabilir misiniz? 20 yıl önceki bir kayıp çocuk davasıyla sen ilgilenmişsin. Sultan Hanım? Selim komiserim. Sultan Hanım, ne kadar çok aradık en iyi siz biliyorsunuz. Yapmayın lütfen artık. Bak, gündüz motoruyla arabama çarptı. Kamu malına zarar verdi. Sırf senin hatırına benim de hatam vardı dedim. Sadece motoru çaldığı için içeride yattı. Seni iyi bilirim. Çok acına ortak oldum. Ama yapma lütfen. Komiserim, hakkını ödeyemem ama... ya şu davayı tekrar açsak, yok mu bunun bir yolu? Sultan Hanım, yeni bir delil olmadığı müddetçe o davayı açamam. Kanun var, nizam var. Var tabii, var. Biliyorum komiserim ama işte onu burama anlatamıyorum ki. Elim kolum bağlı. Keşke yardımcı olabilsem ama sen de beni anla. Komiserim, anlıyorum anlamasını ama gerçekten şunu yüreğime anlatamıyorum ben. Buraya bir bıçak sapladılar, çevirip çevirip duruyorlar. Keşke elimden bir şey gelse, keşke. Ama kızının derdini gündüzü iyice boşladın. Neler yaptığından haberim var. Yarın öbür gün içeri girersen böyle başıboş bıraktıkça. Komiserim, bizim için çok şey yaptın. Hakkını asla sana ödeyemem. Ama eğer kızım öldüyse de bir mezarı olmasın mı? 2 evladım var. Ellerinden öper. 20 yıllık polisim. Tek bulamadığım, tek çözemediğim senin kızın. Evladını evladım bildim. Bunu iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum ama artık sen de evlat nedir onu biliyorsun komiserim. Şimdi evine gideceksin, evlatlarına sarılacaksın, öpüp koklayacaksın. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Allah sabır versin. Başka ne denir bilmiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar komiserim. Thank you.
sakin olalım önce. Bak yanlış bir şey yapmayalım, tamam mı? Yok, ben biliyorum başımıza geleni. Yine Meleği aramaya gitti o. Bu saatte. Bu saatte. O filmi çektin ya, iyi halt ettin. Ben ne yaptım abi ya? O videolar zaten internetteydi. Sus kız. Dolaşacağınızı yürüyün de arayalım. Anne. Neredeydin? Aa, ne demek neredeydin canım? Daraldım biraz evde, yürüyüşe çıktım. Hayırdır, siz ne yapıyorsunuz burada? Abla, seni göremeyince aklımız çıktı ya. Anne, gecenin bu vakti dışarıda ne işin var? Ne olacak canım, uyku tutmadı, yürüyüşe çıktım biraz. Amma büyüttünüz ha. Sırf telaşsınız ya. Allah bilir kimi bulmuşsundur şoför diye. Yok, ben yine de arayacağım birisini. Seni ikna etmeye çalışmayacağım Gazel. Geldiğinde görürsün. Ayrıca bu konu asla tartışmaya açık değildir. Kusura bakma. Tanımadığım bir adama çocuğumu emanet edemem. İyi işte, geldiğinde tanışırsın, mülakat yaparsın. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Şimdi bizim bir şoförden beklediğimiz nedir? İyi araba kullanması, değil mi? Ve güvenilir olması. Doğru. Senin bulduğun şoför bizi dolandırdı. Ayrıca arabayı bilerek bozduğu için hayati tehlike yarattı. Şimdi sıra bende. Neyse. Bir gelsin görelim bakalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Oğlum harika gözüküyor. Geç mi yattın hayatım? Işığın 3 çeyreğe kadar açıktı. Ne? Saatler olsun kardeşim. Eyvallah. Şişt, ceketin de afilliymiş ha. Kaçırırım bir ara, haberin olsun. İstediğin zaman olmayı biliyorsun. Hadi ben kaçırdım. Hayırdır Kene? Hangi dükkan oğlum? Muharrem abinin sokağı diyorsun. E tamam. Ya bakıp durmasanız da kameraya, işinizi yapın hadi. E kızım, ayıp olmaz mı öyle seyirci? E, tabii canım. Ya siz gittiğiniz filmlerde oyuncular dönüp size bakıyor mu? Biz hiç filme gitmedik ki kızım. Anladık, sizden bugün malzeme çıkmayacak. Halinin sonucu. Bakacağız aslanım. Ha, bir de o yardım olanlar var ya. Onların her birine ne ka ekmek, okka köfte. Tamam. Kimi diyorsun ya? Yakup, yumurtanı soğutma. Tam istediğin gibi oldu kıvamında. Ya başlatma yumurtandan şimdi ya. Telefondayım, görmüyor musun Nigar? Ya bırak Allah aşkına. Para almak için inşaattan düştü numarası yapıyor. Ben de inandım sanki. Ne? Kırık mı? E kırıksa kırık, ne yapayım kardeşim? Ben de 5 kuruş vermem. Yok öyle bir şey. Allah. İşte 100-150 bin falan ister herhalde sahibi. Gerçi Kene beni sever, yapar bir şeyler dedi ama. Vay arkadaş, bu dünyada Kene'yi seven de varmış. Ya lafımı kesme kızım. Ben bugün gidip bir dükkana bakacağım. Yani uygunsa önden 3-5 bir şey atmak lazım tabii.
Vallahi bu ara siparişler de çok geldi ama gelenler de devede kulak tabii. Anca esnafı ödemeye yeter. Ama belki bir ay sonra... Ya yok teyze, zaten 1000-2000 ne olacak iş değil. Aslında ben diyorum ki, şu beşi bir yerde iyi mi bozdursam? 2-3 aya koyardık yerine. Oğlum, gündüzü. O kardeşin meleğin beşi bir yerdesi. Ben bulduğumda onu boynuna takacağım. Şimdi gencecik üniversite çağında bir kız oldum. Neyse konuyu açmadım sayın. Gazel Hanım. Hı. Aradım yine Sultan Hanımları. Bolca sipariş verseydin, su böreğinden özellikle 5 tepsi isteseydin. Diyemedim çünkü Sultan Hanımlar bu hafta çok yoğunlarmış, sipariş alamayacaklarmış. Müsaadenizle ben çamaşırları çıkarayım, kırışmasınlar. Sultan Hanım yoğunmuş. Dur bakalım, bir öğrenelim ne işi varmış. Hadi ben kaçtım millet, derse az bir şey kaldı. Hadi kızım, akşama geç kal. Hadi Allah senin açıklığı versin. Hayırdır kardeşim? Ya söyleyecektim de fırsat olmadı. Yiğit Bey'in yanında yarı zamanlı işe başladım. Dükkan ne olacak? Oraya da devam. Yarı zamanlı zaten bu iş. Ay çok sevindim. Hadi hayırlı uğurlu olsun İlyas. Belliydi. Yiğit Bey o gün seni sorunca anlamıştım ben zaten. Yiğit Bey de asil bir insan. Anladı tabii senin nasıl pırıl pırıl bir genç delikanlı olduğunu. Sağ olsun. İyi ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Hadi kolaylıklar gelsin. Sağ olasın. Hadi bakalım. İş var lan. Ne yapıyor lan bunlar? Doğa, hadi kızım, şoförün geldi. Geldim. Şu yeni şoförü bir de ben göreyim bakayım. Bundan sonra seni okula İlyas götürüp getirecek.